Hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz, FETÖ ihaneti ya da darbesinin 4. yıl dönümü. Sevgili seyircilerim, 4 sene geçti darbenin üstünden. Peki bilinmeyen şeyler var mı diye soracak olursanız var ve onların neler olduğunu birazdan ayrıntılarla açıklayacağım ama önce bizi bilmeyenler, geçmişten dünden bugüne takip etmeyenlere hatırlatma babında birkaç not. Bizler FETÖ ile göğüs göğüse muharebe ettik, mücadele ettik. Yani iktidar FETÖ ile kol kola iken, yani neredeyse bütün Türkiye Fethullah alçağını bağrına basar iken, biz onun silahlı terör örgütü lideri olduğunu söyledik. Evet evet, casusluk şebekesi olduğunu söyledim ve karşılığında da Fethullah alçağı bizzat kendisi bana 17 ayrı dava açtı. Bakınız, Yeni Çağ gazetesinde yazıyordum. 2007-2008 ve sonrasında orada Hazreti Muhammedsiz İslam olur mu diye bir yazı yazdım. Yazım taşra baskısına girdi, şehir baskısından çıkarıldı. Bu ne demek diye soracak olursanız, gazeteler bir erken saatte basılır ve erken saatte basılanlar Anadolu'ya, illere gönderilir. Bir de gece 11-12'de baskıya girer son haberlerle. O da matbaaların bulunduğu illere, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana civarına dağıtılır. Evet, benim taşraya, Anadolu'ya giden gazetelerde var olan yazı, patron onu akşamdan gördü, şehir baskılarında çıkarıldı. Ertesi gün gazete sahibine sordum, neden, niçin dedim. Cevap vermedi, açıklama yapmak zorunda değilim dedi. Hemen istifa ettim, biz öyleyiz, eğilmeyiz, bükülmeyiz, boyun eğmeyiz. Peki ne vardı yazımda, onu da aktarmak istiyorum. Hazreti Muhammedsiz İslam olur mu diyerek Fethullah Gülen alçağının İbrahim'i dinler masalı ile Müslümanlık, Hristiyanlık, Museviliği bir potada eritip yeni bir din yaratmak, onun peygamberi olmak istediğini ve İbrahim'i dinler hikayesini bunun için uydurduğunu anlattım ve Fethullah'ın bize kaleme aldığı fasıldan fasıla kitabını örnek gösterdim. O kitabından sayfalar aktardım. Fethullah'ın Amerikan projesi olduğunu, Fethullah'ın Mossad projesi, İsrail projesi olduğunu aktardım ve yazım uçtu. Niye yaptı Yeni Çağ gazetesi diye soracak olursanız, bir bilgi orada çalışan Ankara temsilcisi olarak bulunan sonradan öğrendim. Fethullah Gülen alçağı Yeni Çağ'ın İzmir ve İstanbul matbaalarını hediye ettiğini öğrendim. Her neyse, onu geçelim ve sonrasında Aydınlık'ta yine mücadele ettim ama 17 davanın bir çoğunu kaybettim. Zira efendim yargıda Fethullahçı hakimler vardı. Fethullahçı olmayan hakimler de FETÖ'den korktukları için aleyhimde karar verdi. Nihayet Hakan Fidan'a yapılan FETÖ operasyonu, işte 15-24 Aralık malum gelişmelerden sonra beraat etmeye başladım. Dahası değerli seyircilerin bir başka boyut, 4 yıl önce darbe olduğunun hemen ertesinde Mehdi'nin darbesi diye bu kitabı yazan bir gazeteciyim. Yani FETÖ ile mücadelede birileri gibi dün alkışlayan, dün FETÖ'yü omuzuna alan, dün ona metiyeler düzen, dün Fethullah alçağının ayağına gidip hediyeler alan biri hiç olmadım. Onunla kavgam onlarca yıldır devam ediyor. Bütün İslamcı cemaatler misali. Çünkü ben İslamcı cemaatleri mafya örgütlenmeleri, emperyal teşekküller olarak görüyorum. İşte bütün bunları hatırlatıyorum. Zira 15 Temmuz bağlamında bazı bilinmeyenler olduğunu açıklayacağım. Ya bu adam efendim zaten şöyle, zaten böyle denmesin diye bir hafıza tazelemesi yaptım. Bizi takip etmeyenler bilsin istedim. Evet, 15 Temmuz'da bilinmeyen çok şey var. Sırlar var, sırlar. Tek tek, madde madde gidelim. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Hatırlayalım.
ben darbeyi eniştem Ziya'dan öğrendim dedi. İşte gece saat 10-11 gibi. Peki bu inanılır bir şey mi? Anlamak mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan gibi adeta uçan kuşlara istikamet tayin edebilecek kudrette biri ne yani? Ankara'da kıyamet koparken bir telefon mu almadı? Bu soru hiçbir zaman cevaplanmadı. O zaman sormak lazım. Sana haber vermeyen MİT müsteşarı 4 yıldır niye hala o görevde? O zaman sormak lazım. Sana haber vermeyen Genelkurmay Başkanı niye hala o görevde ya da onun üstünde Savunma Bakanı konumunda? Hulusi Akar'ı elbette kastediyorum. Ayrıca MİT müsteşarı Hakan Fidan, hatırlayalım değerli seyircilerim. Ben efendim Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü, güvenlik amirine bilgi verdim dedi. Öyleyken Recep Tayyip Erdoğan hayır, eniştem Ziya bildirdi dedi. Enişte Ziya ne iş yapıyor? Emekli bir öğretmen, İstanbul'da evinde oturuyor. Şimdi bu inandırıcı mı? Değil. Eğri oturalım, doğru konuşalım sevgili seyircilerim. Hakan Fidan'ın o gece efendim Diyanet'te yemekte olması, o gün Hakan Fidan'a darbe olacak bilgisinin gelmesi, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın apar topar İzmir'den İstanbul'a, İzmir'den Ankara'ya çağrılması, ki tatbikat vardı, tatbikatı terk etmek mümkün değil askeri anlayışta. Ama birdenbire tatbikatı bırakıyor, Ankara'ya geliyor ve Ankara'da ona görevler veriliyor. Darbe merkezi olan sivil havacılığa gönderiliyor. Dolayısıyla çok 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 kuşku var. Devam edelim, sadece bunlar değil elbette. Mecliste mesela bir darbe araştırma komisyonu kuruldu. İktidarın yapması gereken bunun açıkla çıkması değil miydi? Öyleyken oraya MİT müsteşarını göndermedi. Neden? Niçin? Öyleyken oraya Hulusi Akar'ı göndermedi. Neden? Niçin? Yahu siz değil miydiniz 1995'te Susurluk olayı bağlamında Teoman Koman ifade vermeyince ortalığı ayağa kaldıran, kıyametleri koparan aynı siz? Üstelik FETÖ gibi alçak bir ihanet olayında MİT müsteşarını ve dönemin Genelkurmay Başkanı'nı meclise göndermiyorsunuz, açıklama yapmıyorsunuz. Yoksa orada açık verirler, yoksa orada bazı şeyler ortaya çıkar diye mi endişelendiniz? Bu soru meşrudur. En önemlisi o efendim komisyonun tutanakları hala yayınlanmadı. Yayınlanacağına da açıkçası çok ihtimal vermiyorum değerli seyircilerim. Bakınız, Recep Tayyip Erdoğan gibi biri dedim az önce, ki Recep Tayyip Erdoğan daha önce FETÖ tarafından taciz edildi. İşte Hakan Fidan'a operasyon yapıldı. 17-25 Aralık sürecinde kendisine operasyon yapıldı. Şimdi FETÖ'ye karşı bu denli dikkatli olan biri FETÖ'cüleri izlemez mi? Takip etmez mi? Dolayısıyla efendim bana eniştem Ziya haber verdi açıklamasının mantığı yoktur, zemini yoktur değerli seyircilerim. Ve şunu da net olarak ortaya koymam lazım. Evet, bu bilgi kanıtlayamam ama Türkiye'yi yönetenlerin bu darbeden önceden haberi oldu. Bütün göstergeler bu istikamette. Bunu belirtmek istiyorum. Bir başka şey değerli seyircilerim, tabii Tayyip Erdoğan'ın o gece Marmaris'te olması ve çok esrarengiz bir biçimde efendim İstanbul'a gelmesi, bu sorgulanmalı. Bir başka şey, yani bir televizyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anında ulaşması mümkün. Yani Hande Fırat aradı da, öyle bağlantı kuruldu da, halkı sokağa davet etti de, bu da inandırıcı değil. Pekala, Recep Tayyip Erdoğan elinde telefon var, korumalar var. İstediği televizyon kanalına, ki
kendi yakınlarını, mesela damat Berat Albayrak'ın abisinin yönettiği ATV A Haber'e saniyesinde ulaşır. Orada mesaj yayınlayabilir idi. Bunu yapmaması yine bir başka soru işareti. Keza sevgili seyircilerim, yine tabii devam edeceğim o geceye dair bilinmeyenler noktasında. Mesela bakanların o gece nerede oldukları, efendim telefon kayıtlarından kimin nerede olduğu ortaya çıkıyor. İsterse iktidar bunu ortaya çıkarabilir. Çıkmadı, çıkarılmıyor. Yayınlanmadı, yayınlanmıyor. Neden, niçin? Siyasi ayak, yani şimdi Fethullahçı alçaklar bir darbe yapıyor. Bu darbenin bir siyasi boyutu yok mu? Bu FETÖ'nün siyasi ayağı yok mu? Yok derseniz inandırıcı olamazsınız ve zaten inandırıcı olunmuyor. Elbette var, elbette o akşam darbede başarılı olunsa idi, bir kabine kurulacaktı ve bu kabinede kimlerin bulunacağı mutlak suretle öğrenilmiştir. Bir sürü itiraflar söz konusu ama maalesef iktidar bazı şeylerin ortaya çıkmasını istemedi, engelledi hatta. Mesela İzmir'de bir yiğit savcı vardı, olayın üstüne gitti siyasi ayak. Bazı dehşet isimlere ulaştı. Hemen savcı sürgün edildi. Hemen o soruşturma ondan alındı. Yani FETÖ darbesi noktasında istedikleri kadar bilgiyi verdiler. Sorgulama yapanları susturdular. Mesela sevgili Müyesser kardeşimi bu işin üstüne gidince, çok sık yazılar yazınca, onu da yine akla hayale gelmeyecek bir suçlama ile Sincan cezaevine gönderdiler. Hülasa 15 Temmuz darbesinin üzerinden efendim bir yeni rejim inşası, hülasa 15 Temmuz ihanetinin üzerinden yeni bir siyasi mühendislik söz konusu. Bu sonradan ortaya çıktı. Evet, FETÖ darbesi, Fethullah alçağının katkıları ile Türkiye'de rejim değişti ve İktidar aldı eline sopayı, FETÖ'cü korkutması ile her yeri dizayn etti, her yeri kontrolü altına aldı ve bütün Türkiye'yi adeta susturdu ve korku iklimi hakim oldu sevgili seyircilerim. Bakınız, İstese önlenemez miydi tartışması? Elbette ayrı bir tartışma. Şu da söylenebilir, efendim bu darbeye bilinçli olarak izin verildi. Zira bu şekilde ihanet tam olarak ortaya çıksın, o alçaklar tek tek tepelensin diye. Bu görüşe bir noktada hak verilebilir ama ortada 251 şehit var. Ortada binlerce yaralı var, gazi var. Değer miydi yani FETÖ örgütünü çökertmek için bu kadar insan kaybı gerekir miydi? Tabii bunu iddia kabilinde aktarıyorum. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Bu itibar ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbesi bağlamında pek çok bilinmeyen var, pek çok soru işareti var. İktidar sadece kendi çıkarlarına uygun olanları aktarıyor, gerisini konuşturtmuyor, konuşanları susturuyor, medyayı o yönde kanalize ediyor. Bugün videoyu kapatmadan bir açıklamayı paylaşacağım. Açıklamayı yapan Deva Partisi lideri, efendim Sayın Ali Babacan'ın avukatı Dinçer Aydınlı dedi ki, Suudi veliahtından bizim partimize 50 milyon dolar gelmedi. Bu açıklamayı objektif yayıncılığımızın gereği olarak duyuruyoruz. Zaten biz onu iddia kabilinde aktardık ve şunu da söylemiş idik. Böyle bir şey resmi olarak mümkün değil, dolaylı olarak olur.
ispatı da mümkün değil demiştik. Ama onlar elbette açıklama yapmak zorundalar. Zira susmaları bunu kabullenmeleri anlamına gelecek idi. Lakin açıklama yapıldı ise, reddedildi ise bizim için geçerli olan, esas olan bu açıklamadır. Kanıtlanmadığı sürece biz Ali Babacan Deva Partisi Suudi efendim veliahtından 50 milyon dolar aldı iddiasında ısrarlı olmayız, olamayız. Hukuka bağlılığımız, inancımız bunu gerektiriyor. Bizi izlemeye devam edin.